Bir haftadır iş için çekinecektim fotoğraf. Selam arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber futbolcuların kendi kalelerine attığı en komik, en güzel golleri izleyip tepki vereceğiz. Bu tarz daha fazla tepki videoların devamı için videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. 750 bin olduk. Bakın 750 bin hızla büyüyoruz. Futbol kanalımızda yerinizi almanızı tavsiye ederim. Aşağıdan abone olun lütfen. Şu güzel futbol sever kardeşiniz için bir aboneyi çok görmeyin. Teşekkürler. Sağ olun. Sağ olun. Bir orta kafayla uzaklaştırır. Roşeta. Roşeta ile atan kendi kalesine sandım. Mavili futbolcu güzel bir gol dokunuşu yaptı. Bak top out'a gidiyordu. Dokunmasa out'tu. Dokundu. Gol. Korner kullanıldı. Ön direkte. Stil atmış. Bacak arasından. Abi dokunmasan kimse dokunamayacak o topa. Defansı uzaklaştıracak. Diego Costa yapma be. Rakip kale sandın herhalde. Değişik bir pozisyon. Bak burada golü kime vereceksin? Ortaya açana mı? Pası verene mi? Yoksa çarpana mı? Ya da kaleciye mi? 4 kişiye de yazsa hakem haklı. Golü kime yazdı şu an çok merak ediyorum. Kaleci üzüldü ya. Geri pas. Kaleci bacak arasından. Abi yapma ya. Ya sol ayağıyla yanlışlıkla dokunmuş. Bak sol ayağının ucu dokunuyor burada topa. Uzaklaştırmak isterken. Ne oldu diyor. Orta sahadan. Kendi kalesine çok güzel bir gol. Ben kaleci olsam sarı kart görme pahasına o topa dokunurum yani elimde. Dayanamam. Topun ağlara gidişini izleyemem öyle. Yine kendi kalesine orta sahalardan aynı gol. Aynı golün sol taraftan olanı. Arkadaşlar kaleciye geri pas veriyorsanız öyle bir verin ki kaleci dokunamazsa topa top kornere çıksın, dışarı çıksın. Yani kaleye 7 metreye nişan almayın geri paslarda. Yani görüyorsunuz böyle şeyler olabiliyor. Güzel bir içeri şut pas karışımı. Çok iyi bir gol vuruşu, tertemiz. Forvetler yapamıyor bunu be. Bizim Serdar Dursun yapamıyor bunu. Yine içeri çevrilen top. Ya o attı sandım. İlk dokunan beyazlı şu pozisyonda gol oldu sandım ama ikinci pozisyonda gol oldu. İkincisi daha güzelmiş zaten, daha zor pozisyon. Helal be, ne güzel gol attı. Gol sevincini de yapıyor bir de kayarak. Hakem çizgiyi belirledi. Bir orta. Ne? Direkt çatala gitti sandım. Kaleci kafa golü atmış kendine. Çok şanssız bir an bak. Bunu kendi kalesine diye sayamayabiliriz burada. Bu videoda olmasa da olurmuş yani. Kafaya çarpmış çünkü. Ne? Ne? Abi çok iyi gol. Orta sahadan. Bildiğin gol vuruşu yapmış adam ya. Tertemiz. Niye öyle bir şut çektin ki anlamadım. Bu da çatala gidiyor. Abi ayak içiyle resmen bunlar forvet olacakmış. Yanlışlıkla defans olmuşlar. Stoper olmuşlar. Bizim Merih Demiral'ın da Türkiye milli maçında kendi kalesine attığı 2 gol var. Kalecin, bak kalecin yatıyor. Kaleciye pas vermek istemiş göğsüyle burada. Kalecin yatıyor, yapma bunu ya. Adam kalksın öyle pas ver. İçeri çevrilen top. Kalecin müthiş bir aşırtma gol. Kaleci yine dokunmuş bak. Defanstan gelen toplar hani kalecinin beklemediği toplar ama son anda yine bir uzanmış topa. Ama yapacak bir şey yok. Geri pas kaleciye. Sıfırdan da atmazsın ya bunu. Yani biz videolarımızda bunu challenge diye yapmaya çalışıyoruz. O kadar zor. Sen tek de yaptın, helal. Defansa çarptı. Şanssız bir an. Kaleci ne güzel karşı karşıya top çıkarmış. Yedin be pozisyonu. Pozisyonu yedin be. Bu arada ben şey zannediyordum. Bu golleri sadece Fenerbahçe'de. Bu goller sadece Fenerbahçe'de olabilir. Bir biz yiyebiliriz bu golleri diye. Ama yenler varmış dünyada neyse ki. Baksanıza kaleci geçti mi tamamı çizgiyi topu? De itiraz ediyor geçmedi diye. Sıfırdan tertemiz. Güzel gol. Ama kendi kalesine. Mourinho'nun tepkisi. Ne oldu lan orada diyor. Azıl burada ne oldu? Kaleciye geri pas.
Ama kalecine pas verirken bir bak, bak daha az önce söyledim. Hem kalecinin pozisyonuna bakın. Hem verdiğiniz geri pas kaleye gitmesin, dışarı gitsin bak. Hem kötü pas vermiş bir de kaleciye kızıyor ya. Adam çıkmış zaten top almaya, bırak yani. Müthiş gol. Çok iyi gol attım bir açmış elleri. Geri paslara dikkat, artık daha söylemeyeceğim, yeter. Bu videodan da çıkarımınız bu olsun arkadaşlar. Yararlı videolara devam ediyoruz. Ayağıyla attı sandım. Ayağını da kaldırmış ama kafa vurmuş. Hoffenheim futbolcu. Oy. Ya kale. Dokunsana şu topa. Neyi izliyorsun anlamadım ki. Çel bunu ya elinde, parmak ucunda. Çıkarabilirdin bence yani. Geri pas sayılır mıydı ama? Pas olarak vermedi bence. Kornere çıksın diye verdi. Aynısını izlemedik mi lan az önce? Kalecine elbette yapışıyor sanırım toplar burada. Topu ileri doğru atacağım derken son anda elinden çıkaramamış. Ters bir vuruş. Sonraki bakış çok iyiydi bak. Top nereye gitti lan der gibi bakıyor. Oy. Oy. Out sandım. Çok iyi yanağlara gitmiş top. False olu şut bir de. Bildiğin false olu şut atmışsın kaleye. Benim şutlar bu kadar güzel gitmiyor lan. 10 numara çevirdi içeri. Bakın böyle pozisyonlarda olabiliyor. Çok bir şey söylemeyeceğim buna. Ya içeri sert çevrilen toplarda birine çarpıp gol olabiliyor yani. Açık futbolcuları, kanat oyuncuları. O yüzden hep içeri yerden sert orta yaparlar. Şu anda da gördüğünüz gibi. Ama bu oyuncu ayağını uzatmasa mesela arkadaki oyunculara gelmeyecek top muhtemelen. Taca doğru gidiyor. Sert bayağı. Dokunun bakın. Çevre kontrolü yapın da. Akrep vuruşuyla attım lan. Oha. Akrep vuruşuyla kurtarış gördüm de. Gol de gördüm. Kendi kalesinde golü ilk defa görüyorum. İçeri çevrilen top. Defans oyuncusuna çarptı yine. Ön direkte kalecinin yapabileceği bir şey yok. Aslında çıkarabilirdi de. Kendi oyuncusundan geldiği için beklemiyordu pozisyonu. Uf, reklam palonlarına. Ne oldu lan orada? El var. Hoca penaltı, penaltı. Ben o zaman burada penaltı veririm. Gerçi avantajı golü bırakıyor ama. El var yani bariz. Marcelo burada. Maç kaç kaç acaba, gülüyor, çok merak ettim. Uzaklaştırılamayan top bir türlü kaleden. Bir uzaklaştıramadı, iki. Üçüncüye gol. Çizgi geçti top. Kalk kalk diyor, bir şeyin yok, gol attık. Yanlışlıkla ama. Of, çok şanssız. Çok şanssız. Ya bir de takımına gol yediriyorsun. Hadi onu geçtim. 7 numaranın çizgiden çıkardığı topa engel oluyorsun. Adam maç sonu nasıl çizgiden topu çıkardım diye hava atacak. Atamadı senin yüzünden. Yedin pozisyonu. Sen ne yaptın? Kaleciye pas veriyor aklınca. Oğlum kaleciye pas mı veriyorsun? Yoksa böyle jenerik gol mü atıyorsun? Belli değil ki. Kaptan bile. Olsun. Top yuvarlak olabiliyor böyle şeyler. Uf. Ya Zlatan'dan falan beklerim böyle bir gol. Zlatan İbrahimovic atsa şunu rakip kaleye hiç yadırgamam yani. Müthiş bir gol vuruşu, tertemiz. Burada da çevre kontrolü eksikliği var bak defans oyuncusunda. Dokunmasa aşacak yine, top gidecek. Kendi kendine soktun ayağına, attın golü. Yok yerden pozisyon. Uf. Bu golün araştırılması lazım. Bilerek yaptığını düşünüyorum. Abi niye böyle bir vuruş yaptın? Topu al, sevin bir de. Kornerler. Karışık pozisyon. Bayağı komikmiş ama. Sırtıyla attı. Topu arkamı dönüm derken. Havaya bakıyor bir de. Şuradan ne düşündü acaba? Şunu yaparken ne düşündür? Kaleciye pas desen ayakla veremezsin. Topu kornere çıkarayım desem çıkaramazsın. Ayağını uzattı, geri çekmek istedi zaten tahminim. Kaleci çıkmış burada.
Hadi yine bir bak ya. Evet, videonun sonuna geldik. Bu da böyle güzel bir videoydu arkadaşlar. Bu tarz tepki videolarının devamının gelmesini istiyorsanız videoyu beğenmeyi unutmayın. Kanala hala abone değilseniz mutlaka abone olun. Hepinizi aramızda görmek istiyorum. Gelecek videoya kadar kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Öpücük sizin olmasın.